Ay, 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 ay. Ay. Ay şuraya bak. Ay, ay, ay. Nasıl anneciğim, beğendin mi evimizi? Pardon, ay, pardon. Ay. Çok güzel de şey, yeter. Çok güzel girdin. Evi de beğeniyorsun ama gezdikçe daha çok beğen. Tamam, hadi. Gelişten mi alalım? Buradan da beğenebilirim. Hayır. Ben her şeyi yapıyorum. Emekçiyim, işçiyim. Hangisini yapmam gerekirse yapayım. Öyle daha rahat şey her yapacaksan. Her türlü ben şey yaparım. Rahat. Siz şey beraberiz. Ay kurban olmuş. Ay, 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 ay. Nedir böyle, nasıl bir desendir ya Rabbi? Ay 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 ay, şöyle sürme sürüne. Tamam. Ay. Nasıl anneciğim? Nasıl? Beğendin mi evimizi? Ay, ya tamamını Mustafa yaptırdı. Ay inanmıyorum ya, tezgaha bak ya. Ay bayıldım çocuklar, bayıldım ya. Aferin be damat, çok beğendim vallahi. Güle güle oturun, güle güle. Çok teşekkür ederim anneciğim. Yani böyle biraz fazla masraf ettik ama açıkçası değdi. Sonuçta kendi evimiz değil mi yani? Tabii yani ufak tefek bazı tadilat işleri var. Onu da babamla konuştuk, kayınpederle. Gelince beraber güzelce tamir edeceğiz. Sen ne yaptın manyak? Ne oldu ya? Ne yaptı bu? Ya babam her şeyi yaparım der ama hiçbir şey yapamaz. Ya bırak tadilatı. Yurt yıkım ekibi gibidir. Doğal afet gibidir. Ay annem haklı. Ya olur mu canım, adam elimden her iş gelir dedi. Yapmayın şimdi siz de. Babamın elinden gelen iş geldiği gibi hakka gider. Ya bir keresinde alt tarafı böyle korniş yapmak için işe girişti. Kornişi takacak. Üst komşunun evinden çıktı. Yok artık ya, abartıyorsunuz, olur mu öyle şey? Adam emekli adam. Emekli adam dediğinin elinden her iş gelir. Ya her iş gelir de bizimkinin elinden gelmez. Bana bak, bunun geçmişi var. Bu adam manyak. Manyak. Aydın'da 4 tane ev arkadaşı vardı bunu. Beraber yaşıyorlar. Sor da ben anlatayım şimdi sana. Zaten mesleksizsin, birincisi terk bu, tamam mı? Sanki her şeyden anlarmış gibi. Bu manyak, bu deli. Ha bir eve konsollar alınıyor, bir konsol bırakıyor. Eskisi alın. O eskisi tekrar yenisine getir. Manyak bunlar be. Gördün böyle manyak bunları. Daha ne manyaklığı var biliyor musun sen? Yahu, eltim getirmiş Almanyalardan ütü. Sen ütünün kafasını kordonluk yap. Ütüden aplik yapılarımı yapacağım diyor. Lamba yapacağım diyor. Fantazisi geniş. Ne oldu? Lamba da olmadı. Ütü de pert. Sonra gitti yeni ütü almak zorunda kaldı. Öyle manyak. Alarmlar falan kuruyor bu. Her yerinize dikkat. Mesela bir yerinden bir şey çalabilir. Öyle manyak. Telefonları falan kurar bu. Böyle koltukları koltuklara sarar. Masaları koltuklara sarar. Aralara telefon koyar. Ya deli diyorum bak. 2 yıl önce bizim evde kombi bozuldu. Dedi ki ben yaparım dedi. Bak cesarete bak, özgüvene bak. Ben yaparım dedi. Ustaya dedi gerek yok dedi. Evet. Ben dedi hallederim dedi. Kombi dedi benim işim dedi. Bir süre sonra evi ben ısıtırım dedi. Bütün mahalle bizim evle ısınıyordu. Neden? Neden? Evi yaktı çünkü manyak. Ya manyak diyorum çocuğum. Ya aşkım, bak babam gelecek, tamam mı? Lütfen sakın. Ona bir şey söyleme, hiçbir iş yok. Sakın. Tamam. Yani şimdi... Ben açarım. Ya şimdi... Mustafa, lütfen. Tamam, söylemeyeyim de ya, yepis yeni kayınpeder. Ben adama niye yapma mı diyeyim ya? Öyle mi ama? Damat, gözlerinin içine bak. Bakıyorum. Look into my eyes. Bu adam manyak. Senin baban manyak. Sakın ona evde herhangi bir iş yaptırma. Sakın! Sakın! Korkuyorum. Babandan mı? Hayır ya, sizden. Tamam, tamam. Tamam, hiçbir şey söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Tamam, söylemiyorum. Allah. Ben geldim. Hoş gelmişler. Damat, takım çantamı da getirdim. Bana hedef göster. Nereye çakıyorum çivileri? Hiç gerek kalmadı babacığım. Biz usta çağırdık, hepsini hallettik. Evde yapacak hiçbir iş kalmadı. Ey yavrum, ben o kadar gittim. Al buradan darbeli matkap aldım. Gerekirse duvarı delecektim. Çivi aldım, bir sürü beton çivi. Pardon, şöyle. Hoş geldin. Şimdi sen çok hevesli geliyorsun ya.
Onu damada daha hevesli söyle, daha çok iştahlı söyle. Tamam. Sonra da ben usta çağırdım, her şeyi hallettim deyince o üzüntün, hayal kırıklığın daha çok çıksın ortaya. Heh, damat! Oh, ne güzel! Ne güzel ev, he? Ne yapıyoruz? Ben bak takım çantama her şeyimi aldım getirdim. Nereye çıkıyoruz civileri? Oh, bir iştahlandım ki sonra. Babacığım, usta, ya biz usta çağırdık, öyle hallettik bütün işleri. Yani evde yapılacak hiçbir tadilat işi kalmadı. Usta mı çağırdınız yavrum ya. Yani? Ben o kadar gittim mal buradan, darbeli matkap aldım. Duvar delecektim gerekirse böyle. Olur mu ama? Çivi aldım, bir sürü beton çivisi. Çukala çukala çukala, tökele tökele. Çakacaktım o çivileri ha. Nasıl babacığım? Çukala çukala. Şuraya bak ya. Efektiyle beraber gelmiş deli manyak. Şarjı tornavida bile aldım. He? Lan vicdansızlar, bir conta sıkaydın bari. Yok. He? Hiç mi iş kalmadı? Yok. Yok babacığım. Yapılacak, delinecek hiçbir iş yok. Yok. Ha, sen otur babacığım, dinle. Hadi lütfen. Lan anne. Ütü mütü de mi bozuk değil? Bana bir ütü vereydin. Yok ütü yok. O geçti hadi. Yıllar evvel. Hadi. Hadi canım hadi. Hadi ütü sapı manyak. Ha. Anne hadi gel biz de seninle bunları balkona götürelim. Zaten Mustafa da şimdi yakar birazdan mangalı. Aynen. Tamam, hadi. Mustafa. Hadi. Tamam. Hadi. Tabii. Tamam. 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 Ya. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk. Hoş tamam. Geldiniz gerçekten. Evi beğendiniz umarım. Gayet güzel oldu yani. Bayağı masraf ettik biz ama iyi de oldu. Sonuçta siz nereye bakıyorsunuz baba ya? Koltuğun ayağı sallanıyor. Ha, ha yok yok sallanmıyor. Sallanıyor damat, eğik bu sallanıyor. Yok babacığım hiç şey yapmayın siz. Sallanıyor çabuk bakalım. Sallanmıyor. Ama öyle vurunca bak. Hiç. Kırık, kırık bu. Vay be. Kırık. Gerçi neyse babacığım şey yapmayın siz. Çünkü ben bunu alır değiştiririm. Bunun zaten garantisi var. Garantisi var. Hayatta baba. Hiçbir şeyin garantisi yok. Damat Mustafa hiçbir şeyin garantisi yok. Şimdi sen bunu alacaksın, götüreceksin aldığın yere. Diyecekler ki beyefendi kullanıcı hatası. Hı-hı. Sen diyeceksin ya aldığımda böyleydi. Bir ton kavga dövüş. Tabii. Ne gerek var? Ben yaparım. Sen çekil. Bunu vidası giyeceksiniz. Bas. Şimdi şeyi almışsınız elinize. Evet. Koltuğun ayağını. Ben aldım evet. Bu kadar uyarıldığına göre Mustafa. Annesi uyardı. Ha. Siz zahmet etmeyin, garantisi var diye tut. Kolay bırakma. Sen de bu işi çok istiyorsun. Sen de kolay bırakma. Sonunda alacaksın ama sen diren. Yani yarın öbür gün keşke direnseydim demeyecek kadar diren yani. Bak kırık bak. Komple kırık bu. Kırılmış bu. Vah vah neyse ya yazık oldu. O zaman ben bunu alayım. Şey yapayım. Çünkü bunun garantisi var babacığım. Mustafa'cığım. Hayır, ben tuttuğumu bırakmam ama. Ben de ısrar ederim Mustafa. Hayır, ben uyarıldım. Ben uyarıldım. Ben de isterim ki benim elimde kalsın Mustafa. Ben tuttuğumu bırakmam. Ama hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Asla ve hatta garantisi yok Mustafa. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok Mustafa. Ben şimdi bunu hallederim ya, basit bir şey bu. Niye öyle yakınlaştıysak? Bunun vidası gevşeyiz. Ben şimdi bunu hemen hallederim. Bak bunu kaldıralım şöyle. Şimdi, evet. Çok basit bunu. Hop. Evet, dur bakayım. Tamam. Evet. Bak, bak sağlam oldu. Biraz da şuraları... Buraya. Biraz da burayı sağlamlaştırmak mıydın? Tamam. Daha artık ömür boyu buna hiçbir şey olmaz. Torunun torunu bile oturur buna. Geç. Daha da gönül rahatlığı oturur. Bu yani demek ki sorun vidada değilmiş. Vallahi babacığım sorun vidada mı değil mi çok anlamadım ama yani gül gibi koltuk paramparça oldu. Hayret yani şanssız. Ne oluyor? Deli bir ses geldi içeriye. Ne oldu? Ya vidada zannettim sorun. Tam anlayamamışım ama şey, yakın gözlüğüm yok yanımda. Yakın gözlüğüm olsa ben doğrusunu yapardım onu. Ya senin yakın uzan mı var? Yapamıyorsun, bırak ya. Yo, yapamıyorsun, bırak artık. Tamam, yapma ya. Yaparım ben şimdi bunu. Ya baba, senden bir şey isteyebilir miyim? İşte tabii canım kızım. Yaparım çocuğum ben. Söyle ya, yapayım. Yapma. Hiçbir şey yapma baba. Lütfen otur babacığım. Hiçbir şey yapma, lütfen. Lütfen. Aman iyi, tamam. Evet, evet. Yapmayız. Daha da bu evde elimi bir şeye sürersem... Elim kırılsın, hadi bakalım. Güzel, güzel. Çok iyi. Çok iyi. O zaman şöyle yapalım babacığım.
Ben balkona gideyim, mangalı yakayım, ha? Mangal mı? Ben yakarım mangalı. Ben yakarım. Az önce ne demek istediğinizi ben anladım. Galiba tadilat, tamirat işleri babacığım biraz düşkün. Yahu düşkün değil diyorum çocuğum. Anlamakta neden ısrar ediyorsun anlamamakta? Manyak diyorum çocuğum, manyak. Baksana ne hale getirmiş ya. Aa, Mustafa, aplik söndü. Ha, hadi ya, evet, aplik sönmüş maalesef. Maalesef be! Lan az sonra gelecek deli manyak. Apliği sökmeye falan çalışır. Eyvah. Bana bak, sen hemen ustayı çağır. Usta gelsin, apliği yapsın. Sen de hemen şu apliği sök. Ya anne, ben nasıl söyleyeyim? En kötü bozuldu deriz. Yapma. Sök lan apliği. Sök! Nasıl ama? Oğlum, ne diyeceğim? Ya bu mangal yanmıyor. Aa, ben anlamadım. Rüzgar da var ama yakın gözlüğüm yok işte. Yakın gözlüğüm yanımda olsa yakardım ben onu da. Bu salonda bir şey değişmiş ya. Ya serseri ya. Ha, hiçbir şey değişmedi be hayatım. Saçma mı? Aynı, salon aynı. Aynı, aynı. Annem doğru söylüyor. Ne alakası var? Her şey burada şu an aynı. Ne aptin? Pardon, pardon. Şimdi her şey aynı diye biraz çok çabuk ikna oluyor. Sen onu daha ikna et. Tamam. Lan Ali yanmak bilmiyor çocuklar. Anlamadım ben işte. Yakın gözlüğüm yok yanımda. Yakın gözlüğüm yanımda olsaydı bu salonda bir şey değişmiş. Aa, salonda bir değişiklik var. Ya şu saçmaya bak. Gel bakayım sen. Dur dur. Gel gel sen bir gel. Her şey aynı hayatım. Her şey aynı. Yok çok her ikna olasın şey aynı. Yok. Çok ikna olursun şimdi sen. Yavrum bir şey her şey aynı. La 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 la. Ben dedim bir şey değişmiş diye. 30 yıldır hiç böyle hareket görmedim. Salon aynı. Bak hanımın da aynı. Her şey yolunda. Hadi bir tanem, hadi. Öyle mi diyorsun? Biraz ikna olduğum gibi sanki. Hayır. Evet madem. Her şey aynı çünkü ortada böyle öyle bir şey olsa ben kesin söylerim babacığım. Hani derim ki aplik bozuldu. Aplik bozuldu. Lütfen gelin beraber şurada bir iki tamir etmez miyiz? İki vida çıkmaz mıyız derim ya. Aplik derim. Bir daha derim, bir daha derim. Sabahtan beri ben aplik diyorum ya lan. Hangi aplik? Aplik bozulmuş. Aplik bozuk. Şüpheye gerek kalmadı. Damat mal. İbrahim. İbrahim ne yapıyorsun? Dur. Baba. Hallederim ben şimdi. Babacığım. Hemencecik. Babacığım lütfen ama artık. Yavrum. Baba usta çağırdık. Biz usta yapacak. Lütfen oturun. Ha. Usta mı çağırdın? Evet, evet. Tamam kızım, usta çağırdıysanız ben... Daha ne gerek var canım? Usta halleder. Doğru söylüyorsunuz siz. Gerçekten. Gayet normal karşıladı. Benim danstan dans işe yaradı. Sizin sokağa atacağım paranız varsa... usta gelsin yapsın bir tanecik aplikçi. Size layıksanız... siz şeyseniz... gelsin bir tane usta parçası yapsın bu aplikçi. Ben de bir şey elimi sürersem, hele ki o abi elimi sürersem... elim dedim lan olsun, lan olsun! Ben sakin diye erken davranmışım. Sakinim ya! Tamam ya! Babacığım biz o manada söylemedik yani. Siz böyle rahatınıza bakın. Keyfinize bakın diye yani. Buyurun televizyonun kumandası. Siz kendinize bakın babacığım. Damat Mustafa. Sesin geliyor ama görüntün yok. Ortam çok karanlık. Göremiyorum seni. Neredesin? Aplik çalışıyor olsaydı daha rahat gördüm seni ama. Ortam kapkara. Allah Allah. Ne bu böyle? Neredesin acaba? Göremiyorum. Ya saçmalama İbrahim Allah aşkına ya. Koskoca avize yanıyor yukarıda. Aydınlık. Bırak Allah aşkına çocuk çocuk hareketleri. Hadi bir sakin ol ya. Ama tamam be. Ben de çok meraklıyım sanki aplik değiştirmeye. Tamam. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Tamam, kabul. Ha, evet. Ne kızım? Ya. Ne yaptın o işleri? İş nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor babacığım işte. Ben de böyle yeni bir proje üzerine hazırlanıyorum. Yani inşallah terfi alacağım. Ama tabii zor bir proje yani. Uluslararası bir şirket de bir şey söylemişlerdi bana. Ama tabii ben çok çalışarak ne bileyim azimle... Olmuyor, bir an odaklanamıyorum, kusura bakma. Benim bu apliği tamir etmek... Hayır, 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 baba yok, yok. Hiç gel, babacığım. Gerek yok, Mustafa. Biz bir ekibiz, çok güzel yapacağız. Sen bana çok basit. Apliğin anahtarı nerede? Nereden yanıyor? Düğmesini bana göster. Babacığım, apliğin anahtarı duvara monteli. İdi. Tamam, dur şimdi. Basit bak, halledeceğim ben şimdi bunu. Çok basit. Dur sen iki dakika. Şimdi aplik oradaysa, anahtar burada, kablolar burada, dümdüz gidiyor. Oradan da böyle geliyordur. Hı. Topraklama da yapıyorsa, burası taşıyacak olan olduğuna göre bir sarmal yapar tuğlaların içinden. Gelir, gelir, gelir. Buranın herhalde buralarda falan olsa demek ki sorun burada. Aa!
Kızım bir şey yok bunda. Bak tamam işte çıktı. Sorun yok. Kontrol bende tamam. Bunda elektrik melektrik yok ki ya. Hiçbir şey yok. Tut bunun ucunu. Tut. Bak. Baba ne yapıyorsun? Demek ki elektrik varmış. Baba insan damadını ölüme yollar mı? Ne yapıyorsun ya? Mustafa olur mu öyle şey ya? Ya Mustafa niye tuttun? Annen haklı. Ben balım da o yüzden. Hayır Mustafa saçmalama. Sen mal falan değilsin. Bak sayende öğrendik ki bu duvardaki kablolarda topraklama yok. Yahu sayende damadın üzerine toprak atacaklar diyorum sana. Geç çocuğum ben halledeyim ya. Ya yapamıyorsun. Yapma, rezil ediyorsun bizi. Yapma, yapma. Beceremiyorsun. Şşş, ya. Sessizlik bir saniye dur. Dur bakayım Ceba. Bak, burası boş. Boş buralar. Komple bak boş gidiyor. Demek ki sorun... Hı. Burada! Aa, adam delirdi. Vallahi adam delirdi. Burada değil. Sorun burada değilmiş. Damat bir bez ver. Bez ver şu adama. Allah'ım ne yaptı ya? Sesli düşünmeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Şimdi hani apliği yaparken, şimdi boruyu patlattığınıza göre... ...devam etmesek mi acaba biz bu işe? Olur mu damat? Daha yolun başındayız bak. Çözdük olayı oğlum. Şimdi burada su borusu olduğuna göre, elektrik olmadığına göre... ...ben bu duvarı eledim. Anladın mı? Burada sıkıntı yok. Şimdi... Elektrik buradan çıkıyorsa, oradan anahtar olarak giriyorsa, buradan aplik, oradan geliyorsa, dedik burada sarmal yapar topraklama. Apartmanın kofrası aşağıdan aldığına göre sorun banyoda. Hayır. Sorun banyoda. Anne. Ya en çok masraf ettiğimiz yere gidiyor banyoya ya. Lütfen bir yardımcı ol kızım, bir ustayı ara, bir şey yap ya. Ya aradım yoldaymış. Anne. Ya lütfen artık bir şey yap ya. Çocuklar artık çok geç. Nasıl ya? Onu en son yıllar önce mutfağa salona katarken bu kadar heyecanlı görmüştüm. Sonra biz böyle 4,5-5 ay falan çadırda kaldık. Çadırda? Anneciğim bakın baba olduğu için ben saygılı davranayım diyorum. Sakin olayım diyorum ama apliği yaparken banyoya gitmek ne ya? Ne alakası var? Hayır inşallah evimizi başımıza yıkmaz. Bu neymiş? Ne diyeyim çocuğum? Bitti ya. Damat nerede? İşten mi kaytarıyor şerefsiz he? Damat nerede? Buradayım. Damat. Ne yapıyorsun lan oğlum orada? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun lan baba? Ölüyordun burada be. Ama damat. Ha? Tedbirsiz damat. Baret takmadan inşaat sahasına girersen böyle olur tabii. İbrahim. He? Lan beni deli edeceksin. İnşaat sahası ne ya? Bana bak nereden buldun bu banyozu sen? Sen neler karıştırıyorsun, ne çeviriyorsun sen? Yapamıyorsun. Yapma. Yapma. Bırak ya, bırak ya. Allah Allah. Neyi bırak ama? Ben hallettim. Neyi? Apliği tamir ettim. Hey. Nasıl ya? Aplik yanıyor şu anda. Ama yapma. Evin ağzını burnunu kırdın ya. Oğlum öyle demeyin. Ayıptır ya. Bak pişman olacaksın bu söylediğinizde. Açıyorum. Ha. 3, 2, 1. Işıklar içinde uyusun kızım. Yok yok. İyiyim, iyiyim, daha iyiyim. Demek ki sorun mutfakta değilmiş. Lan babacığım! Lan baba! Oğlum. Bak diyorum ki, sorun diyorum aplikte olduğuna göre. Ne? Sorunu orada, burada ya da şurada aramak yerine diyorum ki, şurada. Hani burada apliği olduğu yerde sorun acaba diyorum. Ya şurada ya, burada, burada. Olabilir mi acaba? Bu agresif halini tedbirsizliğine ve kaza geçirdiğin kazalara bağlıyorum. Geçiyorum tamam haklısın tamam haklısın kabul. Haklısın tamam. Doğru söylüyor çocuk. Yapacak bir şey yok. Sonunda. Sonunda. Bitti mi? Bismillah. Delirdi sana. Şey yapmayın. Çok da bozuntuya da vermeyin. Çok şey yapmayın.
Fikri Bey, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Oturuyorum. Evet, demek ki sorun duvarda değilmiş. Fikri Bey, çay içer misiniz? Tamam. Böyle sizin salonun ortasına yapar gibi oldum ama. Ay! Biz de biraz sizin özelinize girmiş gibi olduk ama. Gibisi fazla efendim, gibisi fazla. Doğru. Kapatır mısınız şurayı lütfen? Tamam, hadi. Bize sokuyor. Dur yavaş, dur. Aç bakayım şunu. Merhabalar. Arayı çok açmayalım. Kapatalım şunu. Ya baba, baba! Tamam. Ya resmen evimizi başımıza yıktın. Ama senin yüzünden taşınmak zorunda kalacağız artık. Kızım yanlış anlama da isabetli bir karar olur. Çünkü binada sorun büyük. Duvarlar muvarlar hep çürük, kalitesiz malzeme kullanmışlar. Bak ya, bak. Olmaz böyle. Selamun aleyküm Mustafa. Aleyküm. Ya kapınız kırık, hayır. Dur diyeceğim ama ev komple kırık. Ne oluyor ya? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir alamet geldi. Oho, resmen. Bizim evimizi kırdı. Bir aplik yüzünden evi darmadağın etti adam. Hoş geldin usta, hoş geldin. Ama boşuna geldin. Ben baktım sorun büyük. Sorun öyle aplik maplik değil. Yani binanın komple elektrik tesisatının, su tesisatının, doğalgazının, oyunun, buyunun, trafosunun, munafosunun, gofrasının hepsinin komple değişmesi lazım bu binanın. Yok ya, ampulün değişmesi lazım. Nasıl? Ampul, ampul. Ampul patlamış, yenisini de alacağım şimdi. Aha. Dur bakayım. Heh. Şimdi yakıyorum. Yanıyor mu? Yandı. Aa, bu kadar ya işte. Ah. Mustafa, kardeşim sen de lazım olduğunda usta çağır. Böyle adamlardan uğraşma ya. Biz taş mı yiyelim? Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, hadi. Sağ olun. Çok sağ olun. Lafı soktu bana. Ampulmüş demek sorun. Şeytanın aklına gelmez. Aplik bozuldu. Baba, hayır, hayır, baba! Vallahi... Baba! Dans mı etsin acaba? Dans bitti. Eğer bu bancası eline alırsa seni öldürürüm İbrahim. Vallahi boşarım seni. Vallahi boşarım kızını ha. Ya baba, kızını da mı düşünmüyorsun? Tamam be. Aman ha. Tamam. Hatalarımızdan ders çıkarmasını biliriz herhalde. Saçmalamayın. Yok ya. Hadi oturun, sakinleşelim. Hadi ya. Tamam kızım. Bismillah. Ama şimdi sen bunu anasını ağlattın, bana çıkacak yer kalmadı ki. Hocam, paraziyi bir kere daha kırabilir mi? Son darbeden alalım. Hadi son darbe. Siz hazır olun. Bir dakika bir, o arada İbrahim baksana, fikri tamam mı? İyi. Fikri bitti mi? Ben sana bak dedim, iyi mi diye. Niye açıyorsun? Ya! Zevkine oturuyor ya. Hobi olarak oturuyor ya. Fikri kalk, kuruyacak, kuruyacak. Siz tamam. Gel beraber olsun, gel beraber olsun. Şu sondan, son şeyi kırıyormuşsun. Tamam. İrem Hanım hazır mı? Bak bakalım, hazır mısın diye. Hazır mısın? Kırın son. Ay iyi oldu. Şöyle iki kilo aldım da yüzüme renk geldi, yanaklarım doldu. Ay ben suyunu mu çıkardım bu kilo alma işini? Ne oldu bana? Ben besilendim mi? Ayol bu ne çirkinlik ayol! Ah. Duvarın içine rendelici çıktı. Bir de bana laf sokuyor. Buraya yuva yapmış herhalde. He ya, yuvamdı. Yaşıyordum burada. Her ay aidatımı, kiranızı sizden önce ödüyordum. Evet. Ne yaptın? Başıma yıktın evi, başıma. Manyak! Yakın gözlüğüm yok. Ay İrem Hanımcığım, şöyle gelin Allah aşkına. Artık bize gelmiş sayılırsınız. Biz size bayılıyoruz. Bu biraz manyak. Zaten siz kendinize söylediniz. Şimdi ay biz size ne hayranız biliyor musunuz? Ay. Şöyle hazır ailecek. Ya hazır böyle. Ya, hazır. Çok yakın komşumuz olur. Beş yıl komşu da gelmiş. Bize bir şarkı söyler misiniz? Bitince haber ver.
Size bir şarkı değil, bin şarkı söylerim. Yüzsüzler ailesi manyaklar. Bu manyak. Ama bu manyak. Kırılıyorum bak şimdi. Sevgimiz duvarı deldiriyor o sebeple. Sevginiz duvarı deldiriyor. Lakin ben mikrofonsuz geldim efendim. Sizin o alet çantanızda illaki var. Mustafa bakayım, ben yarıma alırım her zaman bir taşım. Aa, bir tek de mikrofon almışım yanıma. Lazım olur diye. Bu ne benim? Lazım olur. Gideceği zamanı bilmeli insan, vakit varken ezilmemeli. Akışına bırakmalı hani bazen, bilirsin ya dünya hali. İkimiz de çok sevmiştik aslında, ikimiz de direndik yaralı. Her şey tadında, bazı aşklar yarım kalmadı. Şimdi söyle şarkımızı, ağlaya ağlaya olanları kadere bağlaya bağlaya. Yarın yok fark ettim, bugün bizden gittim. Artık senin hiçbir şeyin değilim. Söyle şarkımızı, ağlaya ağlaya olanları kadere bağlaya bağlaya. Yarın yok fark ettim, bugün bizden gittim. Artık senin hiçbir şeyin değilim. Allale, allale. Yarım kalmadı. Şimdi söyle şarkımızı, ağlaya ağlaya olanları kadere bağlaya bağlaya. Yarın yok fark ettim, bugün bizden gittim. Artık senin hiçbir şeyin değilim. Söyle şarkımızı, ağlaya. Artık senin hiçbir şeyin değilim. Söyle şarkımızı, ağlaya ağlaya olanları kadere bağlaya bağlaya. Yarın yok fark ettim, bugün bizden gittim. Artık senin hiçbir şeyin değilim. Bir şey söyleyeceğim. İrem Derici'nin ilk albüm, ilk şarkısından bu yana tam 5. yılımı şu an. Evet, bugün beraber kutluyoruz. 5 yıl önce bugün ilk şarkımı çıkarmış. Bir çömezciktim. Hala çömezim. Nice güzel yıllara, nice güzel şarkılara inşallah. Ama ben alışmış kudurmuştan beterdir derler. 5 yılda bir burada kutlarım. Tamam, 5 yılda bir burada. Siz de burada olursunuz herhalde. O zaman bir şarkı daha alalım. Bir şarkı daha alalım. O zaman 5 yıllık kariyerimin en büyük patlayan şarkısını söyleyeceğim. İşte bu. Bütün ekibin, bütün seyircinin patır patır patlamasını diliyorum şu an. Evet, sen gene yapacağız. Ben patlatırım. Ne
azalıyoruz. Peki nedene böyle biz üzülüyoruz? Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunun açıklamalı. Yüreğini ortaya koyan kalmadı aşkım.